Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Gördüğünüz gibi bugün aramızda yine Derya Hanım var. Kendisiyle daha önce zaten birkaç video çekmiştik. Şurada bulabilirsiniz. Kendisi avukattı ve kendisiyle daha önce çektiğimiz videolarda da Ankara Anlaşması'ndan bahsetmiştik. Bu gelişen süreçte tabii Ankara Anlaşması ile ilgili bazı değişiklikler oldu, bazı davalar vardı biraz ilgimizi çeken ve yine başka bir haber olarak da biz artık bu dosyaları birlikte değerlendirmeye başladık. Daha önce de bazı durumlarda birlikte defalarca çalışmıştık ama bu anlamda da bir video çekmek istedik. Birlikte neler yapıyoruz? Ankara Anlaşması'nda neler değişti? Ankara Anlaşması düşünüyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Bir hizmet alacaksanız hangi noktaları sormalısınız gibi sorulara cevap veren bir video olacak. Şimdi başlayalım. Şimdi o yüzden öncelikle yine kısaca Ankara Anlaşması'ndan bahsedeceğiz ve birazcık da Derya Hanım'ı yine tanıyacağız. Herkese merhabalar öncelikle. Zaten daha öncesinde de videolarımız vardı. Avukat Derya Yurteri Çetin ben. Ankara Anlaşması konusunda zaten Kardelen Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Daha öncesinde de zaten Kardelen Hanım'la pek çok dosyada birlikte çalıştık. Çok sayıda müvekkilimize ulaştık. Onlardan bize gelen dönüşler, bugün hangi konulara dikkat edilmesi gerekiyor Ankara Anlaşması ile ilgili olarak sizlerden gelen sorular için ve bu konuda bizler neler yapıyoruz? Bizlerden alabileceğiniz hizmetler nelerdir? Bu konuda tekrardan bir araya gelmek istedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, bildiğiniz gibi Ankara Anlaşması aslında self-employment olarak yani kendi işini kurarak Hollanda'ya gelmek isteyen insanlar için kullanılan bir vize türü diye söyleyebilirim. Aslında başka milletten birinin de kendi işini kurarak Hollanda'ya gelmesi tabii ki mümkün. Ama Türklere sunulmuş bazı ayrıcalıklar, bazı avantajlar var. O yüzden de böyle popüler bir konu. İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Hollanda'ya olan talep arttı. Daha önce de bu konulardan zaten bahsetmiştik dediğim gibi o videoları izleyebilirsiniz ama genel olarak böyle bir şeyden bahsediyoruz. Tabii yine hep gündeme gelen konu şu, Türklere sunulan bu ayrıcalıklar neler, startup vizesi diye geçen vizeden farkı ne vesaire. Evet, öncelikle isterseniz şeyden başlayalım. Yine Ankara Anlaşması'yla self-employed vizanın farkı ne? En çok çünkü gelen sorulardan birisi. Zaten çoğu kişi bize ulaştığında detaylı olarak açıklamada bulunuyoruz bu konuda. Ankara Anlaşması Türkiye'nin taraf olduğu bir anlaşma. Zaten sadece Hollanda'ya özel değil, başka pek çok Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde de geçerli olan bir anlaşma. Ve Türk vatandaşları kendilerine ait bir şirket kurmak istediklerinde bu şirket üzerinden oturum talep ediyorlar ve buna ilişkin bir başvuru. Hollanda da zaten bu anlaşmanın bir tarafı. Daha öncesinde İngiltere yine çok popülerdi. Ancak İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonrasında, Brexit sonrası zaten Ankara Anlaşması'ndan da ayrılmış oldu. Ve kişiler daha çok İngilizce konuşma oranı Hollanda'da daha yüksek olduğundan İngiltere'ye alternatif olarak en yakın seçeneği Hollanda gördüklerinden Hollanda'ya ilişkin başvuru dosyalarıyla zaten bizler ilgileniyoruz. Bunun bize soruyorlar self-employed visa diye bir vize de var Derya Hanım, Kardelen Hanım ama aynı zamanda Ankara Anlaşması da var. Arasındaki fark ne? Türk vatandaşları olduğunda ismi sadece Ankara Anlaşması oluyor. Self-employed visa dediğimizde Türk vatandaşı haricindeki kişiler için tanınmış bir genel isim aslında bu. Kişi Türk vatandaşı değilse, bizim çünkü yabancı müvekkillerimiz de var Türk vatandaşlarının dışında. Bunlara self-employed başvurusunda bulunuyoruz. Eğer kişi Türk vatandaşı ise Ankara Anlaşması başvurusunda bulunuyoruz. Farklılık olarak da zaten başvuru ücretleri konusunda Türklere tanınmış avantajlar var. Bir de orada bir puanlama sistemi Aynen, bir de vardı. puanlama sistemi var zaten bu yabancılar için oluştukları. RVO'nun bir puan skalası var. Business planlarında bu puanları tutturmaları gerekiyor. ABC diye kategorili zaten puan topladıkları yerler var. Türk vatandaşları için bunlar sadece uygulanmıyor. Bu konuda bir avantajları oluyor. Bunun haricinde startup vizeyi çok karıştırıyorlar. Bizimki acaba startup olabilir mi? Bizim planımız aslında Ankara Anlaşması'na mı giriyor, startup'a mı giriyor emin olamadık diyorlar. Startup dediğimizde burada bir inovatif bir yatırım olması gerekiyor ve bu yaptığımız İş planına, business planına Hollanda'dan da bir destek bulunması gerekiyor zaten. Sizi burada destekleyecek bir şirketin, kampanyanın olması gerekiyor. Eğer sizin iş planınız, kurmak istediğiniz şirket zaten startup'a uygunsa biz zaten bunu size zaten söyleyebiliyoruz. Hani sizin benim iş planım startup mı değil mi veya Ankara Anlaşması mı gibi zaten herhangi bir endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Bizlere ulaştığınız takdirde biz zaten sizinki Ankara Anlaşması veya hayır sizinki startup o yüzden buradan ilerlememiz gerekiyor diye size zaten gerekli yönlendirmelerde bulunuyoruz. Evet, startup için daha inovatif bir fikir bekleniyor, daha yenilikçi bir şey bekleniyor. Bir yatırım ayağı var. Bazı noktalarda Hollanda'da işte bir öğrencilerin eğitilmesi ya da staj sağlanması falan gibi ayakları olabiliyor. Hollanda'dan dediğimiz gibi işte bir destek bulma süreci oluyor. Haliyle de hani fikrinizin
sizin dünyanızda yapılabilir olmasından öte başkaları tarafından da yapılabilir ve gerçekçi bulunması gerekiyor. Buradaki temel ayrım bu. Yani sizin için atıyorum bir kuaför açma fikri sizin dünyanızda yapılabilirsin. Ekonominizde tutarlı, gerçekçi ve Hollanda'ya gideceğim ve bunu yapacağım diye olabilirsiniz. Ama diğer insanlar bu fikri inovatif buluyor mu ya da destekliyor mu sorusu size aslında temel ayrımı yapan soru aslında. Burada da o yüzden fikrin biraz niteliğine bakıp size doğru yönlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak farkları böyle. Peki şimdi hani biz ne yapıyoruz aslında? Ankara Anlaşması başvuruları için birazcık da ondan bahsedeceğiz. Ve dediğim gibi hani böyle bir fikriniz var, bir yerlerle görüşüyorsunuz, neleri sormalısınız? Yani bir sorun yaşamamak için, dolandırılmamak için ya da işte verdiğiniz paraya uygun bir hizmet alabilmek için neleri sormalısınız? Birazcık da bunlardan bahsedeceğiz. Aynen. Aslında şöyle özetleyebiliriz biz bu kısımla ilgili olarak. Zaten bu arada bizlere ulaştığınızda, bizlerden danışmanlık aldığınızda biz zaten sizlere süreci detaylı olarak anlatıyoruz. Detaylı olarak süreci böldüğümüz adımlar var. Adımların hepsinde tek tek hani neler yapılması gerektiğini, hangi aşamadan sonra neyle karşılaşılması gerektiğini zaten sizlere tek tek yönlendirmede belirtiyoruz. Sürece başlamadan öncesinde de zaten sizlerle bunu paylaşıyoruz. Sürecin zaten birinci adımı bence en önemlisi şu. Türkiye'den buraya gelmek istiyorsunuz ve Ankara Anlaşması'na başvurmak istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz işin gerçekten de sizin tarafınızdan daha önceden yapılmış, tecrübenizin olduğu, bildiğiniz, eğitimini almış olduğunuz bir iş olması çok önemli. Çünkü bazı danışanlarımız var, bazı müvekkillerimiz var. Hani gerçekten de hani o iş fikriyle ilgili hiçbir fikri yok. Sadece bugüne kadar hep yapmak istemiş ama bundan önceki background'da hep farklı iş alanlarında olmuş. Hani bu kişiler hani bu iş planıyla Hollanda'ya ben Ankara Anlaşması için başvuruda bulunmak istiyorum dediğinizde bunun sorgulanması gerekiyor. Gerçekten de siz bunu yapabilecek misiniz? Veya bu iş planını inceleyen birisi sizin bundan önceki tecrübelerinize bakarak Hollanda'da yapmak istediğiniz şeyi arka planda örtüştürebilecek mi? O yüzden bunları sorgulamak çok önemli. Bunları size zaten sorgulamadan direkt olarak sizin söylediğiniz her iş fikrine olur tabii ki de yaparız. Biz sizi Hollanda'ya göndeririz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız diyen bir karşınızda profil varsa benim hani en büyük uyarım burada bu olacak. Hani bunun gerçekten sorgulanması gerekiyor. Biz zaten bu konuda çok seçici davranıyoruz. Hani hani asla kişinin daha önce tecrübesi olmadığı veya yapmadığı bir işle işte eğitimin alakası olduğu. Aynen sonra. Kesinlikle zaten söylüyoruz hani bu şekilde hani ilerleyemezsiniz. Bu şekilde bir başvuruda bulunduğumuzda zaten karşımıza bunlar çıkabilir ve bunun böyle bir riski var diye paylaşıyoruz. Bence en önemlisi bu. Yani başlangıç aşaması çok önemli. Bence şu da çok önemli. Bir fikriniz var diyelim. Atıyorum işte aynı hani iki farklı örneğimiz olsun. İşte birincisi kuaför açacağım diyelim hani. Kişi benimle görüşünde mesela şunu söylüyor işte bence sizce bu iş tutar mı ya da işte sizce bu iş olur mu? Şimdi birincisi zaten benim ya da Derya Hanım'ın şahıs olarak Hollanda'daki bütün sektörlere hakim olması ya da bir sektördeki gelecekle ilgili bir yorum yapması zaten hem gerçekçi değil hem de olabilecek bir şey değil. Haliyle de size sorduğunuzda işte benim fırın fikrim tutar mı sorusuna evet kesin tutar diyen biri bence yalan söylüyor. Çünkü şunun yapılması gerekiyor. Evet fikriniz diyelim ki fırın açmak ve bizimle çalışmak istiyorsunuz. Ben size başlangıç anında bunun olup olmayacağı ile ilgili ya da tutup tutmayacağı ile ilgili ya da gerçekçi olup olmadığı ile ilgili bir garanti veremem. Ne yapıyoruz peki? Dosyaya başladıktan sonra bu sektörün araştırmasını yapıyoruz. Bu sektör için hangi bölge uygun Hollanda'da? Sektörde şu anki durum ne? Var olan firmalar ne kadar para kazanıyor ya da kazanmıyor? Bunların araştırmasını yapıyoruz ve sonra gerçekten gerçekçi bir tahminde bulunmak mümkün oluyor. Yoksa hani bana dersiniz ben kuaför açacağım tutar mı? Tutar. Fırın açacağım tutar mı? Tutar. Yani bunun bir manası yok. Anlatabildim mi? Okul açacağım tutar mı? Tutar. Yani yani bu sektörlere ben zaten hakim değilim ki olamam. Kimse olamaz. Haliyle de buradaki o araştırmayı ya siz öncesinde yapacaksınız ya da birlikte yapacağız ama buradaki bu riski göze almanız lazım. Yani hiçbir birey sizin aklınızdaki fikrin gerçekçi olup olmadığını bir anda söyleyemez zaten ve söylememeli bana kalırsa. Evet. Yani bu zaten şöyle pazar araştırmasıyla başlamamız gerekiyor zaten. Bunu da tabii ki de müvekkillerimize çalışmaya başladıktan sonrasında netleşen bir şey bu. Aslında hani biz müvekkillerle hiçbir zaman %100'den başlamıyoruz. Her zaman hani %0'la başlangıcımızı yapıp zaten o süre içerisinde business plan hazırlanırken pek çok şeyi netleştiriyoruz. Pek çok adım atıyoruz. Hatta mevcutta Türkiye'de işletmesi varsa bu kişilerin bu toplantılarımız esnasında şöyle güzel dönüşler alıyoruz biz. Hani Derya Hanım bu süreç içerisinde gerçekten de çok öğretici oldu. Kendi Türkiye'deki şirketimizle ilgili olarak da vizyonumuz
açıldı, neler yapabileceğimizle ilgili olarak. Hollanda'da da bunların uygulanması çok güzel oldu. Bunlar çok önemli çünkü çok öğretici şeyler. Pazar araştırması gerçekten hani bu konudaki zaten en önemli şeylerden birisi. Çünkü Kardelen Hanım söylediği gibi lokasyon çok önemli. Sizin o lokasyonda açacağınız şirketin faaliyet alanı çok önemli ve sizin haricinizde aynı faaliyet alanında başka hangi şirketler var? Bu şirketler kaç yıllık? Rekabet piyasasını siz nasıl etkileyeceksiniz? Siz orada tutunabilecek misiniz? Zaten biz bunun araştırmasını yaptıktan sonra şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Ya bence hani siz bu işletmeyi burada açmayın. Örnek veriyorum mesela Amsterdam'ın göbeğinde açmayalım biz bunu. Çünkü Amsterdam'ın göbeğinde açtığımızda hem kiramız çok fazla olacak, hem aynı rakip işletmelerin çok yoğun olduğu bir yer ve çok eski bu şirketler de var. Ve çok eski şirketlerin içerisinde bizim tutunabilmemiz, fiyat kırabilmemiz zaten çok hani zor olduğundan diyoruz ki hani başlangıcı Amsterdam'dan yapmayalım. Amsterdam'ın dışından, yine siz istiyorsunuz Amsterdam'ı anlıyoruz ama Amsterdam'ın dışından başlayalım. Ve eğer ki iş planımız kabul olursa, gelirseniz zaten zaman içerisinde şirketimizi büyütürken bu adımları atabiliriz. Hani bunların da sorgulanması gerekiyor. Ne yapıyorsun peşin? Şey. Dediğiniz gibi bunları da hep tartışmamız gerekiyor. Bir de hani dediğiniz gibi aynı şekilde işte hem yer, hem sektör, hem işte bir üründen bahsediyorsak bir ayda kaç tane satılacak, ne kadar bir karla satılacak, giderleri ne olacak? Hani bunların hani sıfır anında benle bir görüşme yaptığınızda ya da Derya Hanım'la bir görüşme yaptığınızda bir anda böyle bize vahiyle inip hani size bir şey söylememiz çok mantıklı bir fikir değil. Ve bence böyle vaatlerde bulunan insanlara inanmayın. Çünkü yani sizin sektörünüzü gerçekten biliyorlar mı? Bununla ilgili bir araştırma daha önce yapmışlar mı ya da bu alanda çalışmışlar mı? Bu bence çok düşük bir ihtimal, bunun denk gelme ihtimali. Bizim de dosyalarımız var. Farklı farklı alanlarda çalışan tabii ki ama yani birebir aynı mantıkta bir dosya bizim daha önce araştırdığımız bir konu gelmezse bizim tabii ki bununla ilgili bilgimiz sınırlı olacaktır. Yani sizin başka bir sektörle ilgili bilginiz ne kadar varsa bizim de o kadar haliyle. O yüzden oradaki o bence dürüstlüğü önemsemek gerekiyor diye düşünüyorum. Olur olur yaparsın, tutar. Gerçekçi bir yaklaşım değil, evet, bana göre. Evet, kesinlikle değil. Zaten şöyle, ben benim burada eklemek istediğim bir diğer şey de şu. Biz her zaman şunu söylüyoruz zaten. Yani Hollanda'da bir iş kurmak istiyorsunuz ve Hollanda'ya gelmek istiyorsunuz. Hollanda'ya bu iş üzerinden vize talep etmek istiyorsunuz ve böyle bir yola çıkıyorsunuz. Ben diyorum ki kesinlikle buraya gelin. Hani önce hani eğer yeşil pasaportunuz varsa, yeşil pasaport Schengen'iniz varsa, Schengen yoksa almak istiyorsanız mutlaka alın ve Hollanda'ya gelin. Çünkü bu böyle Türkiye'de sizin uzaktan olarak hayal ettiğiniz şeyle buradaki mevcut durum örtüşmeyebiliyor arka planda. O yüzden mutlaka gelin, kendiniz görün, gezin, etrafı dolaşın, tanıdıklarınız varsa, akrabalarınız varsa onlardan destek isteyin. Nerelerde ne yapabilirsiniz? En güzel zaten pazar araştırmasını ilk etapta sizin yapmanız çok daha da güzel bir şey oluyor. Çünkü nerede yapabilirsiniz, kimlerle işbirliği yapabilirsiniz? Örnek veriyorum, bir kampanya kurdunuz ve nakliyat firmasına ihtiyaç var veya işte araç kiralanması gerekiyor. Şimdi bunun hazırlanılığı yapılırken alacağınız teklifler, fiyatlar, bunların hepsi business plana ileride zaten ek veri olarak girecek olan şeyler. O yüzden bunların hepsine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bence bütün oluşumu Türkiye'de olan firmalarla çalışmak da bu manada birazcık negatif. Çünkü yani sonuçta de basit bir örnekten gidelim. Çok büyük olmayacak bir şey. Bir fırın bile açsanız sonuçta bir iş planı yazılırken birisi de şu soruyu soracak. Yani bu fırının unu nereden alınacak sorusunu soracak. Yani elemana ihtiyacınız olacak mı? Bu elemanı nereden bulacaksınız diye sorulacak. Reklam vereceğim derseniz bu reklamı hangi platformda vereceksiniz? Hollandalılara ya da işte göçmenlere, hedef kitleniz kimse. Nasıl ulaşacaksınız diye birisi de soracak. Hollanda'da hiçbir oluşumu olmayan kişiler size bu alanlarda ne kadar yardımcı olabilecek? Burası soru işareti zaten. Yani şunu iğnede istemiyor. Hani ben bir fırın açacağım, işte malzemelerimi nereden alacağım? Ya ona Hollanda'ya gelince bakarız gibi bir yaklaşımı istemiyor. Yani bunların hepsi planlanmış olsun. Hep siz bunları biliyor olun. Gerekli işbirliklerini, anlaşmaları zaten yapmış olun istiyor. Yani bir fikriniz olsun istiyor. Çünkü evet, yani onu bir yerden alacaksınız, bu gerçek hali. Ve bu market değil sonuçta. Haliyle de oradaki o ticari anlaşmalar için bir fikir gerekiyor en temelde. Ve bunun için de bence Hollanda'da ayağı olan en azından ya da Hollanda'da bulunan birilerine ihtiyacınız var. Çünkü öbür türlü sizi zaten neden yönlendirebilirler ki yani?
Evet, katılıyorum. Bir de şey de çok önemli bence. Burada business planları işletmeden işletmeye değişkenlik göstermekle birlikte şöyle ikili bir ayrım da yapabiliriz. Hani bir kısmın mesela zaten hazırda ürünleri var ve buraya gelmek istiyor. Mesela biz bunu business planda şu şekilde ifade edebiliriz. Hani bizim şu kadarlık bir stoğumuz var. Hazır zaten bunlar. Biz bunları ilk etapta bunları satacağız. Bunlar bittikten sonrasındaki planımızda işte bu malzemenin ham maddelerini şuradan şuradan temin etmek. İşte yurt dışından sipariş edeceksek yurt dışından sipariş etmek. Bununla ilgili bağlantılarımız varsa bağlantılarımız var. Sözleşme imzaladıysak sözleşmelerimiz var. İmzalamadıysak araştırma yaptık. Bunlarla çalışma potansiyelimiz var. Biz bunların hepsini zaten business planda çok detaylı olarak gerçekten hazırladığımız business planlar çok inanılmaz detaylı ve asla bir taslak üzerinden gittiğimiz bir business plan böyle bir şey zaten söz konusu değil. Her birisinde zaten sıfırdan hani başlanılıyor business planların yazılmasına. Çünkü her başvurunun zaten apayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda hani her iş planına yazılmaya başlandığında biz zaten sıfırdan başlıyoruz hani onu yazmaya. Bu çok önemli. Ve en çok hani başarısızlığın olma sebebi ve hani bu dosyaların red olarak sonuçlanıyor olma sebebi IND tarafında zaten bir sebep de bu. Taslak planlar üzerinden hazırlanılıyor. Detaylı bilgiler yok. İyenden'in sorduğu soruların içeride cevapları yok. Kardan Hanım'ın söylediği gibi hani Gerekli bağlantılar yok. bağlantılar yok. Buraya geldikten sonrasında biz bakacağız, belirlemedik, düşünmedik gibi şeyler zaten bir cevap değil aslında onlar için. En azından hani her şeyin iş planında bütün sorabilecekleri soruların karşılığının o iş planında olması çok önem arz eden bir şey bizim açımızdan ve biz zaten en çok buna dikkat ediyoruz. Burada yine bizim daha önce bahsettiğimiz gibi hani başvurular Türkiye'den de yapılabilir, Hollanda'dan da yapılabilir. Eğer Hollanda'da bağlantılarınız varsa Hollanda'dan yapmak daha mantıklı da olabilir. Yoksa zaten çok uluslu bir firmadan vesaire bahsediyorsanız sticker'la kalmanın negatif yönleri nedeniyle Türkiye'den yapmak da mantıklı olabilir. Bu da hani dosyaya ve duruma göre değişir. Ama şunları kabul etmek gerekiyor. İşte atıyorum Türkiye'den de yapmış olsanız, Hollanda'dan da yapmış olsanız o iş planına sadık kalamadığınız yani uyamadığınız noktalar sizin için her zaman negatife dönüşen noktalar. Haliyle de oradaki o planlama çok önemli aslında. Buna uyabilmeniz de çok önemli. O yüzden doğru, gerçekçi ve hani iyi araştırılmış olarak yapılması çok önemli. Çünkü Hollanda şunu kabul etmiyor tabii ki. Hani işte biz 3. ayda işte dükkan alacağız dedik ya da kiralayacağız dedik ama işte 10. ay oldu bulamadık. Neden? Çünkü Hollanda'da yer yok. Şimdi bunu iğnede hala şuradan görüyor. Yani diyor ki o zaman sen Hollanda'yı yeterince araştırmamışsın. Yani dükkan piyasasını demek ki bilmiyorsun. Yani planı demek ki hala gerçekçi yapmamışsın. Yani orada sizin bir bahane sunabiliyor olmanızı istemiyor aslında. İstiyor ki yapabileceğim dediğiniz şeyi yapın. En temel yaklaşımı bu. O yüzden de buradaki hani gerçekçilik de önemli. Bazen kişiler şey diyor hani daha cazip gözüksün diye tabii ki. İşte yılda 200 bin euro kazansın bu iş. Yok işte 5 tane çalışanım olsun, 25 tane olsun. Ya olsun ama bunlara uyamadığınızda bunlar sizin dosyanıza eksi olarak gelmeye başlıyor. Tabii ki olsun 25 tane çalışanınız ama hani bir oturun hesaplayın 25 çalışanım. Aynen. Yani yıllık maliyetine kadar oluyor Maliyetine diye. kadar diye. Yani Bir de benim business planla ilgili eklemek istediğim bir husus var. Business plandaki yazdığımız finansal verilerin biliyorsunuzdur zaten hani bizim bir çalışma gerçekleştirirken bunun kısa, orta, uzun vadedeki hedeflerimizi zaten yazmış olmamız gerekiyor. Kısa, orta, uzun vadedeki hedeflerimizi yazarken burada İlk sene ben işte 30 kişi çalıştıracağım gibi bir senaryo gerçekçi bir senaryo değil. Çünkü zaten sizin şirket ve şöyle söyleyelim özellikle siz hani kısa vadeli senaryonuzu ilk bir sene içerisinde dediniz ki ben 30 tane çalışan alacağım. Ancak şirketin kuruluş sermayesi 1 euro. Hani çünkü Hollanda'da şirket kurmak için biliyorsunuz kuruluş sermayesi hani 0 centle bile kurulabiliniyor zaten. Bir kuruluş sermayesi beklentisi yok. Ancak siz şirketinizi kurarken kuruluş sermayesine 1 euroluk şirket kurup da daha sonrasında ben ilk senemde 30 kişi çalıştıracağım derseniz zaten bu arka planda yine örtüşen bir veri değil. Onun yerine kuruluş sermayelerini yine makul tutarlarda gösterilerek hani gerçekten de o şirket için bir sonuç itibariyle burada şirket üstünden bir oturum talep ediliyor. Ve o şirket için bir bütçe ayırdığınızı, bu bütçeyi gerektiği takdirde şirkete yatırabileceğinizi, bu yatırım içerisinden şirketinizin yapmak istediğiniz masraflarını karşılamak istediğinizi belirttiğimiz senaryo çok daha işler, çok daha sağlıklı, çok daha ayakları yere basan bir senaryo olacaktır. O yüzden bu finansal tablolar oluşturulurken, sizin hani hedefleriniz belirlenirken bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Endorsement sticker'ın yani sarı sticker'ın bir oturum kartı olduğunu düşünen müvekkiller var.
bana ulaşanlar arasında. Ben bunu buradan hani açıklamak istiyorum. Böyle bir şey değil. Eğer birisi size endorsement sticker, yani biz size orada sticker alıyoruz dediğinde bunun oturum olduğunu söyleyen bir profil varsa karşınızda, bu zaten koşarak uzaklaşmaların ötesinde bu zaten doğru bir bilgi evet. değil. Yani endorsement sticker asla bir oturum kartı değil. Bu şunu demek anlamına geliyor. Onu söyleyelim. Benim IND'de bir sürecim var. IND'ye bir başvuruda bulundum ve bu başvuru süresi içerisinde bu başvuru neticelerine kadar ben Hollanda'da legal olarak bekleyebilirim. Kalabilirim, yani sizin buradaki kalışınızı, oturumunuzu legalize eden bir sticker. Size bu sadece bu anlama evet, geliyor. Evet, dosyanız kabul edildi, Hollanda'dasınız. Bu bir oturum değil. Yani siz buraya geldiniz, dosyayı verdiniz, sarı sticker'ı aldınız, endorsement sticker'ı, oturum aldınız demek değil. Yani bunun çok iyi ayrımının evet, olması gerekiyor. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten çok yanlış bir bilgilendirme var. Hani bunu bence buradan anlatalım, daha sağlıklı olacaktır. Bir de bence şu önemli. Eğer Hollanda'dan gelip başvuru yapıyorsanız, dediğim gibi buradaki en temel zaten savunmanız ne oluyor? Gelmek istiyoruz, işletmemizi kurmak istiyoruz, işte iş planında yazdığımız hedeflere uymak istiyoruz diyoruz. Yani açıklamamız bu tabii ki bunu yapmak için. E peki o zaman ne olacak? Bunlara uyacaksınız. Yani uymadığınız noktada sonuçta o Türkiye'deydim, Türkiye'de olduğum için şunu şunu yapamadım ya da şunları yapmıyorum deme hakkınızı da bırakmış oluyorsunuz. Çünkü Hollanda'daydınız. Hı hı. Madem Hollanda'daydınız o zaman o iş plana sadık kalmanız gerekiyor. O yüzden orada birazcık daha şeye bakmak lazım. İşle ilgili hem seviyenize, duruma, bağlantılarınıza, beklentilerinize birazcık bakmak hı hı. lazım. Çünkü buraya gelip 6 ay açık kalan ama işte bir tane bile fatura kesmeyen bir işletmenin İND tarafından kabul edilebilirliği de zaten çok düşük. Çünkü tamam gelmişsin, işletmeyi açmışsın ama zaten senin işletmen para kazanmamış. Zaten senin hı hı. işletmen çalışmamış. E o zaman bu dosyaya zaten biri niye kabul versin ki yani? İnceleyen kişi siz olsanız kabul verir misiniz? Hayır. Yani burada çok temel bir nokta var o yüzden. Eğer iddianız geleceğim ve işletmemi çalıştıracağımsa çalıştıracaksınız. Hem gelip hem işletmeyi çalıştırmıyorsanız işte belki yapamadığınız için, belki de işte kaçak çalıştığınız için, başka işler yaptığınız için vesaire. Bu artık zaten şey olmuş oluyor. Hani benim dosyama bir kabul şansı yok evet. demek oluyor yani. Bunu bu şekilde kabul etmeniz lazım o zaman. Çünkü artık bir kabul şansı kalmıyor. Hı hı. Evet, oraya şey eklemek istiyorum bu arada. O çok önemli. Buraya geldikten sonrasında önemli olan ilk hani ülkeye giriş olarak düşünüyorlar. Ülkeye girdikten sonra başvuru yapılıyor. Sticker alınıyor. Normalde yapmaları gereken şey açtıkları işletmeyi evet. işletmek. Ancak diyorlar ki işte bizim akrabamızın yeri var. Biz oraya gideceğiz. Off the record çalışacağız. Kayıt dışı çalışacağız. E kaçak çalışmış olunuyor tabii ki de. Bu kaçak çalışılırken kazanılan kazançların hiçbirisi zaten legal kazançlar olmadığından işletme tarafından yapılan bir kazanç, bir herhangi bir şirkete yapılan yatırım vesaire olmadığından zaten o başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Yani bu düşüncedeyseniz zaten dediğimiz gibi yani Ankara Anlaşması'na kesinlikle zaten başvuruda bulunmuyor. Onu da evet, açıkça söyleyeyim. Biz zaten böyle dosyaları almıyoruz. Aynen almıyoruz açıkça zaten. Açıkça söyleyeyim yani. İşletmesinden para kazanmaya niyeti olmayan, kaçak çalışmak isteyen işte hani yani bu işin sonunda işte tanıdığınız var mı bana iş verecek noktasına geleceğimiz kişilerle çalışmıyoruz açıkça söyleyeyim. Yani çünkü hem kabul şansı yok hani zaten bir kere açıkça. İkinci boyutunda da zaten hani amacımız bizim hani iyi kötü bir şey yapalım, bir başvuru olsun sonra da red gelsin gibi bir şey değil yani. Olabildiğince iyi ve kaliteli başvurular yapıp olabildiğince çok yüksek oranda kabul alabilmek ki zaten açıkçası bunu da başarabiliyoruz. Hani normalde evet. kabul oranı %3-5 dense bile biz kendi dosyalarımızda bunun çok üstünü sağlayabiliyoruz çünkü zaten almıyoruz. Seçerek alıyoruz yani, zaten dosyalarımızı. Evet, yani. Bir de ikinci boyutu olarak şöyle şeyler duyuyorum. İşte bir tane iş planı diyelim bizimle çalışacak. İş planını yazacağız. İşte ikinciyi yazar mısınız? Yaza yazıyor musunuz? Bu hayatımda duyduğum en saçma şeylerden biri. Açıkçası. Aynen bunu ben de duydum. Bu beni kanser ediyor bu soru bana geldiğinde. Yani çünkü bunu yapan firmalar var bu arada. İşte bir tane başvurunuzu yaparız. Diyorum işte dediğim gibi kuaför açmak için. Olmadı. Bir de işte takı yeri açacağız diye bir daha yaparız. Bu böyle peki bir bunun şey manası değil. Var mı? Yok. Aynen. Hani siz kuaför olarak başvurunuzu yaptınız, red geldi. 2 ay sonra işte takı için bir mağaza açacak şekilde bir daha başvurunuzu yaptınız. Diyelim firma bunu ücretsiz yapıyor. Bunun bir kabul şansı var mı? Yok. %0. Çünkü neden? Çok saçma. Yani 2-3 ay önce başvurusunu bambaşka bir alanda yapmış bir insanın tekrar başvuru yapmış olması zaten kendi başına bir red nedeni. Zaten yani. Şöyle bir şey var burada da. Bu IND tarafından da sonuçta oraya kayıtlarınız giriyor tabii sizin. Ki giriyor. Her şeyiniz, pasaportları sunuyoruz. Sizin hı-hı. kimliğinizi sunuyoruz. Yani size ait bir veriler içeriye giriyor ve sizin adınıza yapılmış zaten bir başvuru hı-hı. dosyası içeride var. Örnek olarak değerlendirelim. Bir
A faaliyet alanından bir iş planı hazırlanmış size. Siz bunun başvurusunu yapmışsınız. İşte 7 ay 8 ay geçmiş. Dosya olumsuz sonuçlanmış olduğu ihtimalden devam edelim. Sizin bunun 10. ayında bir başka iş planı ile tekrardan bir başvuruda bulunmanız zaten IND tarafında tutarsızlık olarak değerlendiriliyor. Hani aslında konu çok basit, konsept çok basit. Hani yaptığınız bir iş olacak. Bu işle ilgili ya eğitiminiz olacak ya tecrübeniz olacak. Tecrübenizi, eğitiminizi bazen ikisini birden kullanarak siz Hollanda'da bir şirket kurmak isteyeceksiniz ve bu şirket üzerinden oturum talep edecek. Bu olmazsa benim bir de yaptığım işte bir başka vardı. Bunun üzerinden de işte bir daha başvuruda bulunuyor musunuz gibi bir şeye zaten cevabımız sana direkt olarak hayır. Çünkü üçüncü leveli tutarsız çünkü ve evet, hani tutarsız, kabul olacak kabul olan bir şey değil. Sizin de bu arada size bu şekilde nasıl ümit vermek mi diyelim? Evet, ümit hani vermek. Bir aynen, daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Hani tekrardan olacak. Hani merak etmeyin. Bu olmazsa öbürü olur. Bu olmazsa öbürü olur. Veya işte Hollanda olmazsa başka bir ülkeden yaparız. Hı. Bu da değil. Hani konu bence en başta yola çıkmadan önce hedefinizin net olması gerekiyor. Dediğimiz gibi yani böyle bir şey yapmıyoruz. Zaten hani bence çok anlamsız. Hani hiçbir şey kazanamazsınız bundan ama hani bizimle çalışmak isterseniz de ikinci bir iş planı hazırlamak, bir daha başvurmak, o olmazsa bunu yapalım, bu olmazsa şunu yapalım gibi böyle bir konsept yok. Bu şekilde çalışmıyoruz. Çalışmanızı da dediğim gibi önermem çünkü bana göre hiçbir şansı yok. Yani hani bir yeni bir 15 sayfa hazırlamaktan öte hiçbir mantığı yok bana kalırsa. Yine bence biriyle ya da bu anlamda birileriyle çalışmayı düşünüyorsanız önemli olabilecek başka bir konu birçok hizmet ayağının bir arada alınması ya da en azından birbirleriyle uyumlu bir ekip tarafından yönetilebiliyor olması. Bu nedenle biz zaten yani ideal senaryoda sıfırdan dosyanın itirazına, gerekli işte mahkeme sürecine kadar her şeyi biz yapıyoruz. Yani iş planının yazılması, evrakların hazırlanması, başvurunun yapılması, şirket kurulumunda gerekli desteklenmenin yapılması vesaire her şey. Böyle yapmak zorunda değiliz. Kişilerin bizden sadece iş planı için ya da sadece hukuki danışmanlık için hizmet alması da mümkün. Ama bunu önermiyoruz açıkçası. Çünkü farklı farklı insanların birbiriyle uyumlu çalışması, işte dosyanın takibini yapabilme ihtimali tabii ki gittikçe düşüyor. Haliyle de risk artıyor. Ve bu nedenle de hani hem herkesin memnun kalabilmesi için hem de herkesin dosyaya hakim kalabilmesi için bana göre bir kişinin ya da bir grubun ya da işte birbiriyle uyumlu en azından ve birlikte çalışan insanların yapması daha doğru. Kişilerin daha öncesinde zaten burada kurdukları bir şirket varsa, hali hazırda işletilen, burada faaliyet gösteren ve faturalandırılabilen, vergi dönemi kapatmış olan bir şirket varsa zaten bu şirket üzerinden bir oturum talep etmek, bağımsız oturum olabilir bu. Veya kişi eşinin sponsorluğunda gelmiştir, eşinin işsiz kalmıştır eşi ve sıkıntı yaşamıştır ve bu sefer oturumu tersine döndürmek istiyorlardır. Hani Ankara Anlaşması üstünden oturum talep etmek istiyorlardır. Bu durumlarda hali hazırda mesela bir şirket olduğundan dolayı bu kişinin zaten bir muhasebecisi vardır Hollanda'da. Hı hı. Bu muhasebecinin de desteğiyle hazırlanacak olan bir business plan kısmı bunu. Zaten biz uyumlu çalışıyoruz bu konuda. Hani herhangi bir itirazımız yok. Hani bu dosyada kesinlikle baştan sona biz yapmalıyız bu dosya gibi bir yönlendirmede bulunmuyoruz. Tabii ki de muhasebecisinden destek alacağız. Çünkü zaten şirketin bütün mali verileri 3 senedir, 4 senedir zaten o muhasebecide olan bir şey. Ve burada zaten problem yok. Ancak ben hani iş planını bir başkasına yazdırayım, başvuru dosyamı bir başkası hazırlayacak, işte şirket kuruluşunda da bir başkasından destek alacağım veya işte birbirini hiç tanımayan insanların hiç birbiriyle ortak noktada buluşmadan, hiçbir şekilde hani beraber oturup görüşmeden, tanışmadan bir arka planda uyumlu, entegre çalışma olmadan zaten yürütülebilecek bir çalışma değil. O yüzden hani bizim tercihimiz her zaman dosyayı sıfırdan almak ve belirli bir noktaya gelmiş dosyayı o noktadan sonra almak gerçekten çok zor. Hani zaten o saatten sonra o dosyayı döndüremiyoruz hani zaten. Evet. Kendi... Ve karşılıklı çok zaman kaybı. Yani iş planında biri yazmış, ben bakıyorum bir şeylerini değişmesini istiyorum. Çünkü söylesem yani sonuçta o kendi dünyasında o kişi işini yapmış, karşı tarafla anlaşmış, parasını almış. Ben ondan bir şey talep etmeye de hakkım yok tabii ki yani. Ben düzeltsem yani bu zaten iş bu değildi. Benim onu sadece alıp bir şey yapmam gerekiyordu. Ama o şekilde de olmuyor çünkü benim hayal ettiğim ürün o değil. Yani evet, benim aklımdaki o şey değil. O yüzden anlaşmakta problem yaşıyoruz haliyle. Çünkü hani herkes kendi işini yapsın, çekilsin gibi bir mantıkta çıkan ürün
benim için okey olabilir ama bence kalitesiz bir ürün olur. Kalitesiz bir ürün oluyor ve yani başarı oranı çok düşük olan bir ürün çünkü oluyor. Çünkü kimsenin birbirinden haberi yok yani. Aynen, o yüzden bence hani bu konuda danışmanlık alınacaksa en baştan en sağlıklı olan şey en baştan sona kadar bir kişiden danışmanlık almak, bir grup kişiden. Buradan hani şunu da eklemek gerekiyor. Sizin hani Ankara Anlaşması başvurusu yaptığınızda illa şirketi kurduktan sonrasında oturum talep etmenizi gerektiren bir senaryo da olmayabilir. Yani siz ilk etapta ben Hollanda'da bir şirket açacağım. Önce bir Hollanda'daki şirket kuruluşumu gerçekleştireyim. Şirketimi aktif hale getireyim. Şirketim gerekli bağlantılarını sağlasın. Belirli bir noktaya geldikten sonrasında siz bunun üzerinden bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra da yine oturum talebi edebilirsiniz. Yani şirket kurulduğu dakikada hemen arkasından oturum başvurusunun yapılması gibi bir zorunluluğunuz da yok. Bazen bu da karıştırılıyor. Çünkü sanki şirketi kurdum arkasından hemen oturum talep etmem gerekiyor gibi düşünüyor müvekkiller. Böyle bir zaten şey. Aslında Hollanda öbürünü daha bile çok tercih eder. Evet, ben de onu söylüyorum. Yani. Biz açıkça söylediğimiz gibi biz dosyalarımızı eleyerek alıyoruz. Ancak bizim gibi bir filtreden geçirmeden her dosyayı alan bir grup da var. O grubun yaptığı başvuruyla bizim yaptığımız başvuru aynı havuzda toplanıyor. Ve aynı havuzda toplanıldığında doğal olarak hani reddedildiğinde bu sefer oran çok daha düşük çıkıyor, başarı oranı. Aslında genel olarak matematik yaptığımızda bu şekilde de sonuca varılabilir. O yüzden kesinlikle filtrelenmenin olması gerekiyor. Evet, çünkü buradaki memurlarda da şöyle bir algı oluşuyor. Türklerin yaptığı dosyalar zaten hep bu şekilde. Hep zaten niteliksiz başvuru var. Hep olmayacak planlar, hep taslak iş planları, hep aynı kalıplar, hep aynı ifadeler ve direkt olarak hani o tip dosyalar zaten reddediliyor çok doğal haliyle. Aslında en büyük sebeplerden birisi de bu. Evet, Ankara Anlaşması ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler de. Bunlar da aslında dediğim gibi böyle bir fikriniz varsa ister bizimle çalışın ister başka insanlarla en azından verdiğiniz paraya değecek bir hizmet almanız. Bundan da öte dolandırılmamanız. Çünkü yani direkt dolandırılanlar da var. Hani kötü bir başvuruyu falan geçiyorum. Hani direkt hani Hollanda'ya gelip telefonu açmama, hiç haber alamama, hiç kimseye ulaşamama böyle kişiler de var. Haliyle hani böyle bir şey almamanız için, böyle bir şey yaşamamanız için en azından bu noktaları önemseyin, bu soruları sorun diye düşünüyorum. Bizimle görüşmek isterseniz de aşağıda Süper Peer hesabını Derya Hanım'ın bulabilirsiniz. Buradaki görüşmeleri de Derya Hanım'la ya da benle yapabilirsiniz. Hangimizin müsait olması durumuna göre değişecek. Oradan danışmanlık alırsanız ilk görüşmeyi birlikte yapacağız. Daha sonrasında da size teklifimizi sunacağız. Bizimle çalışmak isterseniz zaten devam edeceğiz. Evet, Kalyan Hanım'ın söylediği gibi zaten aşağıdaki linkten tarafımıza ulaşabilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Sizlere destek sağlayabilmişizdir. En azından belirli bazı gri alanlar var çünkü kişilerin cevap bulamadığı ve internette çok yanlış bilgilerin dolaştığı. En azından bunlarla ilgili olarak da genel bir bilgilendirmede bulunmak istedik. Bize ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.